65 bin fırsatçının gerçekte olmayan ev ilanlarıyla fiyatları şişirdiği tespit edildi sevgili izleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bir açıklaması var. Nebati, onların canını okuyacağız dedi. Kredi faizleri düştü, fiyatlar taban yaptı. Fırsatçılar konutları da rahat bırakmadı. Sahte ilanlar piyasayı alt üst etti, hükümetse onların peşine düştü. Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekte olmayan evlerin satışa konularak her gün fiyatlarının artırıldığını tespit etti. Bakan Nurettin Nebati bu şekilde fırsatçılık yapan 65 bin kişinin tespit edildiğini açıkladı. Onların canına okuyacağız dedi. Evin ilanını internetten satışa koyuyorlar. İlana koyuyor ama aslında öyle bir ev yok. Olmayan bu hayal ürünü evin fiyatını ise neredeyse her gün arttırıyorlar. Diğer ev sahipleri de bunu görüyor ve fiyat arttırıyor. Şu ana kadar bu şekilde fırsatçılık yapan 65 bin kişi tespit edildi. Fırsatçılık yapanlardan bunun hesabını soracağız. Onların canına okuyacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcıhamam kampında kurmaylarına seçim talimatı verdi. İlk kez oy kullanacak 6 milyon genç seçmene ulaşılmasını istedi. AK Parti Kızılcıhamam'da kampa girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine, parti kurmayları, milletvekilleri ve teşkilatlarla bir araya geldi. Kampın önemli gündemlerinden biri de seçimlerdi. Katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önerilerini sundu. Halktan gelen şikayetleri iletti. Erdoğan toplantılarda konuşulanları tek tek not aldı, talimatlarını verdi. O talimatlar arasında gençlik vurgusu dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına 2023 seçimlerinin önemini anlattı. 6 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını hatırlattı. Genç seçmene özel olarak ulaşılmasını istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduat sisteminin devam edeceği mesajını verdi. Bütçeye toplam maliyetin 21 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Eğer bu sistemi devreye sokmasaydık zararımız 411 milyar lira olacaktı dedi. 20 Aralık 2021 dönüm noktası oldu. Türkiye kur korumalı mevduat sistemini hayata geçirdi. Kararın açıklanmasının ardından döviz sert düşüş yaşadı. 6 ayı geride bırakan yeni sisteme ilgi yoğun oldu. Kur korumalının ikinci vadesi yaklaşırken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati önemli mesajlar verdi. Bakan Nebati, kur korumalı mevduatın bütçe üstünde risk yaratabileceği eleştirilerine karşı çıktı. Bütçeye toplam maliyeti 21 milyar lira dedi, uygulamanın devam edeceğini söyledi. Kur korumalı mevduat modeli devam edecek. Kur korumalı mevduatın geçtiğimiz cuma günü itibarıyla bütçeye toplam maliyeti 21 milyar 100 milyon lira. Biz eğer bu sistemi devreye sokmasaydık zararımız 411 milyar lira olacaktı.